ve soğuk duş etkisi yapacak bir soruyla başlıyorum. Hay hay, buyurun. Hayatınızda lüks seven fıstık gibi bir metres var. Evet, var. Var, doğru, metresim var. Aslında benim birkaç metresim var, yani hayatımı paylaştım. Bunlar birbirleriyle tepişirler, kıskanırlar birbirlerini ama galiba hani sultanların baş kadın efendisi olur ya, benim baş kadın efendim de sanıyorum tiyatro. Yani ondan vazgeçemiyorum. Zaman zaman beni üzüyor. Zaman zaman müthiş bir sevgiyle, sıcaklıkla kollarını alıyor, bağrına basıyor. Zaman zaman ben onun kokusunu içime saklayıp içimde kokusunu gittiğim yerlere götürmek istiyorum. Ama vazgeçemiyorum, bunu da itiraf ediyorum. Seviyorum. Şimdi kapalı gişe oynayan demek hiç yanıltıcı olmaz. Hem Ödünç Yaşamlar hem Kobay, ben her ikisini de görme fırsatı elde ettim ve her ikisinde de salon fulldü. Şimdi krizden etkilenmemiş görünüyorsunuz. Yine işte bazı tiyatroların kapanması çerçevesinde çeşitli tartışmalar oldu ki ben artık onu bir daha gündeme getirmek istemiyorum ya, ama. Ya iyi olur, her yerde evet, aynı şeyleri soruyorlar. Onu gündeme getirmek istemiyorum ama iki oyununuzun da son dönem iki oyununuzda bu kadar kapalı gişe oynuyor olması neyin göstergesi? Bu şunun göstergesi, ben söyleyeyim. Ben seyircileri de meslektaşım olarak addediyorum. İyi bir tiyatro seyircisinin tiyatroya gitmeyi alışkanlık haline getirmiş, modern, çağdaş, uygar, kentli bir insanın da tiyatrocu olduğunu düşünüyorum. Hatta çok iyi tiyatrocular olduklarını biliyorum. Bir kısmının çünkü okuduğunu, yurt dışına gidip oyunları da izlediğini, her oyunu izlediğini, oyunlar hakkında çıkan eleştirileri okuduklarını, televizyonlarda tiyatro ile ilgili anlatılan şeyleri izlediklerini biliyorum. Tiyatroya gitmek için önceden hazırlık yaptıklarını, günler hatta bir ay önceden bilet aldıklarını, işe özen gösterdiklerini biliyorum. Hatta bazı seyircilerin bizden talep edip oyunların provalarına geldiklerini biliyorum. Yani bir eser nasıl yaratılıyor? Sıfırdan, kağıdın üstünden ya da bir doğaçlamadan yola çıkarak bir oyun nasıl sahnede seyirciyle buluşuyor? Sahnenin üstüne ben çıktığım zaman ben bu işin %50'siyim. Aşağıda da sizler varsınız, seyirciler. Siz de işin %50'sisiniz. Siz de ben bir araya gelmeden, kıvılcım çakmadan, iletişim olmadan tiyatro dediğimiz mucize, insan üstüne düşünme mucizesi gerçekleşmiyor. Evet. Tiyatroda eğlenerek düşünüyoruz. Ama bir arada eğlenerek düşünmeyi tercih ettiğimiz için o kadar insan koca salonlarda oturuyoruz. Dikkatimizi bir noktaya, sahnenin üstündeki insana yöneltiyoruz ve birlikte insana bakıyoruz. Ve o zaman insan işi en az onun kadar bildiğini düşündüğü seyircilerine saygı göstermek zorunda değil midir? Onları özenle karşılamak, onlar geleceği için hazırlık yapmak zorunda değil midir? Siz evinize beni yemeğe çağırsanız, mutfağa girip en iyini pişiriyorsanız, onları hazırlayıp masaya bir çiçek koyup, evi güzel bir hale getirip, bir müzik koyup, beni rahatlatacak bir ortama hazırlamaz mısınız? Yaparsınız. Belki daha fazlasını bile yaparsınız. Biz de insanlara diyoruz ki gelin bizle beraber olalım. Oturalım, konuşalım, ben anlatayım, siz dinleyin. Bir yazarın yazdıkları üzerine düşünelim ya da ben o anda doğaçlama yapayım, birlikte düşünelim, eğlenelim, konuşalım. Ben size zihinsel yolculuklar yaptırayım. Sonra o yolculukların izlenimleriyle gidin tiyatrodan başkalarıyla paylaşın. Evet. Onun için ben gereken özeni gösteriyorum. Gereken özeni gösterenler, seyircinin de meslektaşı olduğunu, tiyatrocu olduğunu düşünenler tiyatrolarını ayakta tutarlar. Dünyanın her yerinde bu böyle. Evet. Özen gösteriyorum, işime sarılıyorum. Birkaç dilde takip ediyorum dünyada burada ne olup bittiklerini. Bir de kendimi sorumlu bir vatandaş addediyorum. Olan bitenden çeşitli sonuçlar çıkarmak, aydınlanmak ve onlarla paylaşmak zorundayım diye düşünüyorum. Seyirci de buna katılıyor. Özellikle Ödünç Yaşamlar, o %50 %50 dediniz. Seyirciyle interaktif aslında oynadığınız dönem bir oyun. Ve öyle ki ben şahsen şunu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Ön sıralardan oyunu izleyebilmem için siz torpilliydiniz. Bana yer ayırmışsınız. Ama daha sonra da bizi önde oturttuğunuz için size biraz kırılmadım desem yanlış olmaz, zira aynı tuzak öne düşen herkesin başına geliyor. Şimdi ben pardon, sorunuzu böldüm, ne diyecektiniz? Yani bunu biraz açar mısınız? Açayım, yani ben şöyle açayım mı?
ben bazen çok sinirleniyorum şöyle bir şeye. Telefon geliyor bana ya da sekreterime ya da tiyatroya. İşte falanca bey ya da hanımefendi oyun seyretmeye gelecek. Ama sizleri ayrı tutuyorum. Çünkü siz mesleğiniz gereği gelmek zorundasınız bir de. Eleştirmen arkadaşlarımız, tiyatrocu meslektaşlarımız, yazarı, çizeri, oyuncusu oyunu davetiyeyle seyretme hakkına sahiptir. Çünkü mesleki bir ilişki vardır. Yazacaktır, çizecektir, arkadaşını izliyordur. Onun dışında ben yakın dostlarıma bile davetiye vermek istemiyorum. Bu alışkanlığın kalkmasını istiyorum. Çünkü gömlekçi bana bedava gömlek vermiyor. Bu kazağı parayla satın alıyorum. Saati parayla aldım. Eve ekmeği parayla satın alıyorum. Fırıncılar bedava ekmek vermiyor. Kereviz, ıspanak, pırasa gibi şeyleri bedava dağıtmıyorlar. Portakal, üzüm, armut alamıyoruz bedava. Niçin tiyatroyu bedava seyretmek arzusunda ısrarlıyız? Üstelik de ısrar edenlerin hepsinin parası olduğunu ben biliyorum. Yani öne oturalım. Star oyuncunun arkadaşıyız. Fiyaka yapalım. Bir de para vermeyelim. Ay, o oyundan sonra bence kimse artık ön sıralarda oturmak istemez. Üstelik de elleri boş geliyorlar. Hediye de getirmiyor. Eve geliyorsun bedava yemek yiyeceğim. Bari bir kutu baklava getir, değil mi? Onu da yapmıyorlar. O nezaket de göstermiyorlar. Bu şaka. Ama ben protokolün Türkiye'de kendini fazla kastığını düşünüyorum. Yani önde otururlar. Kasım kasım kasılırlar. Tavırlar yaparlar. Oysa ki benim bazı bakan arkadaşlarım var. Ben Ankara'ya oynamaya gittiğimde bilet alır tiyatroya gelirler. Bana bile söylemezler. Örneğin Yaşar Okuyan. Bir gün çıktım sahneye 5. 6. sırada oturuyor. Ailesinden gelmiş. Sonra niye dedim orada? Aldım biletimi. Orada yer vardı. Geldim. Seyrettim vatandaşta dedi. Yani bu inceliği gösteren arkadaşlarımız da var. Hem önde oturacak hem bedava oturacak. Hem de Türkiye'nin en zengin adamlarından biri. Salona cebinden 3 kuruş para ayırıp belki bütçesini zorlayıp gelen insanların ne günahı var? Niye onlar bedava sonra seyretsin? Sonra iyi bir malzeme olacak. Bana da iyi malzeme oluyor. Diyorum ki buyurun buradakilerin hepsi yani, avantajı. Yani siz olun, sakın Ali Poyrazoğlu'nun tiyatrosuna gidiyorsanız ilk 2 sırada yer almayın. Alın biletle alırsanız alın. Ona bir şey demeyin. Avanta isterseniz söyleniriz sahnede. 30. yıl dönümünüz geliyor mu Ali Poyrazoğlu tiyatrosu olarak? Geliyor. Ama ben her yılı öyle keyfini çıkararak oynadım, kutladım. İşlerim de yolunda gitti. Şansım mı yaver gitti? Ben mi titiz bir adamım? İşler iyi gidiyor bilmiyorum ama yani her yıl sanki bir 30 yılı değil de büyük bir geleneğin bugünkü devamını kutlamış gibi hissediyorum kendimi. Onun için özel bir kutlama yapacağımı bilmiyorum. Ben çok öyle şey yani maddi sıkıntısı olan bir adam değilim. Yani şey jübile yapayım. Yani benim ihtiyaçlarımı mesleğim yerine getiremedi kazandıkları. Bana zaten yardımcı olun filan diyecek durumda değilim. Dedikodu yaparlar, dalga geçerler sonra. Onun için ancak bir fiyakalı bir kutlama şunu düşünebiliyorum. Bir yerde bir gece İstanbul'da ya bu kadar yıldır oynuyorum. Beni görmek isteyip de hani bütçesi izin vermemiş insanlar için bir 30. yıl gösterisi yapıp ücretsiz oyun sergileyebilirim. Ancak bunu yapabilirim ben. Halk gösterisi gibi bir şey. Ne bileyim. Açık havada, Rumeli Hisarı'nda filan. Bir gecede İzmir'de, bir gecede Ankara'da yapmak isterim. Ki ödünç yaşamlar aslında böyle bir yıl dönümü için çok da anlamlı bir oyun çok olabilir. Çok uygun çünkü tiyatro yaşamımı anlatıyorum sahnede o oyunda. Şimdi ödünç yaşamlarla devam edelim. Önce belki de ödünç yaşamların ismini açmak adına bir yerde şöyle diyorsunuz. Seyirciyle bizi birbirimize bağlayan giz, ödünç yaşamlara birlikte yaptığımız yolculuklarda gizli. Evet, doğru. Çünkü hepimiz bazı yaşamları merak ederiz. Bazı ödünç yaşamlarda yaşamak isteriz. Oyuncuların bu şansı vardır. Başka kimliklere belirli bir süre için girerler, çıkarlar. O dünyalara zihinlerinde yolculuk yaparlar. Ham maddesi gerçi kendileridir. Ama gene de büyük bir inceleme. O inceleme de o dünyaya sizi götürür. İnsan oyuncu olmasa da bunu ister. Başka zihinlere, başka dünyalara, başka tatlara, kokulara, hatta maceralara yolculuk yapabilmek. Aslında bizler sıradan insanlarız. Kahramanlar, roman kahramanları, oyun kahramanları. Düşünsenize başlarına neler geliyor. Ne tutkulu aşklar yaşıyorlar, ne büyük ayrılıklar, ne gözyaşları, ne sevinçler. Değil mi? Nasıl tarihe el koymalar. Biz isteriz böyle büyük heyecanlar. İnsanoğlu ister böyle heyecanlar. O zaman biz sahnede onlar adına o heyecanları, ödünç yaşamlara girer yaşarız. Ama seyirci de oturduğu yerden ona katılır, onun üstüne düşünür. Belki de kendi de evde bir ödünç yaşam kurar. O ödünç yaşamın kahramanı olmayı bir süre için dener. Yani insan evde otururken kendinden gizli değil ama
bizlerden gizli bir oyunculuk denemesi yapabilir diye düşünüyorum. Peki siz o ödünç aldığınız yaşamı üstünüzden çıkıp, dolayısıyla o rolün sonrasında, o ödünç yaşamı askıya astıktan sonra sizin tabirinizle aynanın karşısına geçip kendinize sözlü veriyor musunuz? Bir sözlü yapıyor musunuz? Yapıyorum. Doğrusu ben çok kendiyle hesaplaşan bir insanım. Ama sizin anlattığınız gibi, çok güzel dediğiniz gibi, kahramanı çıkarırım elbiseyi, asarım. Gene Ali Poyrazoğlu olarak aynanın karşısına otururum. Savaş Dinçer kardeşimin çok müthiş bir karikatürü var. Benim kütüphanemde baş köşede asılı. İki tane karikatürü var. Bir karikatür, karikatür anlatmak zordur ama, kıpkırmızı bir tiyatro perdesi inmiş, sahneden salonu kapatmış, herkesin üstünü örtmüş, seyirciyi de örtmüş. Yalnız bir muzip seyirci kafasını kaldırmış, şöyle bir bakıyor. Kıpkırmızı bir perde bütün tiyatroyu örtmüş. Öbür karikatürde de Don Kişot oynayan aktör atın üstünde sahnede. Sonra altındaki karede seyirci tiyatronun kapısından çıkıyor. Don Kişot'u oynayan adam da Don Kişot kılığı ve atıyla kulis kapısından çıkıyor. O rolü bırakmamış içeride. Yaşama Don Kişot olarak devam ediyor. Oyuncular biraz Don Kişot'turlar. Biraz yel değirmenleriyle savaşırlar. Biraz baş kaldırmak isterler. Savaş bu ikisini vurgulamak için böyle çizmiş. Ben de bundan yola çıkarak bu iki karikatürü anlatarak yanıtlamış olayım. Biraz şey kalsın, cevap gizemli kalsın. Gizemli kalsın. O gizemli yolculuğun da gerçekten o renkli yelpazesini, o oyun çerçevesinde aslında izleme fırsatı veriyorsunuz. Ben oturuyorum aynanın karşısına. Evet, kendimle hesaplaşıyorum. Evet, kendime sorular soruyorum. Hem günlük, hem haftalık, hem aylık, hem de hayatlık sorular sormak zorunda kalıyor insan. Yani kendisiyle baş başa kaldığı zaman zannediyorum herkes soruyor. Siz sormuyor musunuz? Ki yani? O oyunun belki de en güzel yanı, o interaktif oluşunun bir başka açısı da şöyle. Siz o soruları kendinize yöneltirken aslında her izleyicinin de o soruları kendine yöneltmesine vesile oluyorsunuz. Exactly. Hepimiz kendimizi sorguluyoruz. Hep birlikte Ali Poyrazoğlu ile beraber hepimiz kendi iç yaşamımızı, çok iç yolculuğumuzu oyunu. Tebrik sorguluyoruz. Ederim. Evet. Doğru. Ben de herkes kendi iç yolculuğunu sorgulasın diye, ama çok eğlenceli bir oyun olsun istedim. Çok gülüyorlar, müthiş, gördünüz. Müthiş. Yani onlar eğleniyor, ben eğleniyorum. Bir şenlik oluyor ya. Yani iyi ki bu oyunu oynuyorum. Göbek atarak gidiyorum tiyatroya. Yani bana iş gibi gelmiyor ödünç yaşamla. Çünkü ben bu oyuna kadar hep şey oynadım böyle. Good old straight theater. Böyle yazılmış tekst, ezberlemişsin, ışık belli, şey belli, yapacağın hareket belli, ne oynayacağın belli, nereye bakacağın belli. Bu oyunda müthiş bir özgürlük var. Yani serbestim, doğaçlama yapıyorum, belirli temalar var, onlar üstüne konuşuyorum ama onları her an değiştirebilirim. Çünkü farklı bir oyuncu arkadaşım geldi, ondan ilgili anılarımı anlatmaya başlıyor. Müjdat Gezen geldiği gün ve bütün Müjdat'la olan başımıza gelenleri anlattım. Ne bileyim, Bülent Kayabaş geldi, Levent Kazak geldi, onlarla ilgili anılarımı anlattım. Okay. Keyifli, çok okay. Eğlendiğim bir okay. Oyun. O elektrik yayılıyor. Bir de şuradan geçiyor mu anladım. Salona? İyi, seviniyorum. Çünkü 2 saat non-stop durmadan, hiç ara vermeden, hiç soluk almadan ve hiç performansınızda herhangi bir iniş ortada olmadan devam ediyorsunuz. Kaç saat yüzülüyor o performansı tutturmak için, biliyor musun? Yani bu ayrı bir kondisyon evet, da gerektiriyor. Evet, her gün 3 saat yüzüyorum. Spor yapıyorum, ancak öyle oluyor. Ben seyirciye çok önem veren bir insanım. Sigara ve içki içerdim ben 8 yıl öncesine kadar. Bir oyunda, Denizli'de bir oyunda hafif performansımın düştüğünü hissettim. 8 yıl önce derhal sigarayı ve içkiyi bıraktım. O zamandan beri sigara hiç ağzıma koymadım. İçki de 40 yılda bir mecbur kalınca böyle bir önümde bardak bulunsun diye bir bardak şarap bulunduruyorum. İçmiyorum artık çünkü performansını etkilediğini düşündüm. Onun için bıraktım hepsini. Benim için sahnede aldığım haz, sigaradan ve içkiden aldığım hazdan daha önemli. Onun için onlardan vazgeçtim. Ve durmadan konuşuyorsunuz ve hareket halindesiniz ve o sahneyi tek başınıza dolduruyorsunuz. Ben bile izlerken yoruldum ve onun için kulise geldiğimde size hem teşekkür ettim hem de bizi çok yordunuz dedim. Tabii ki izlerken o fiziksel yorgunluğunuzun ötesine tabii beyinsel bir yorgunluk da var aslında. Ama o sorgulamadan dolayı. Seyirci de onun için geliyor tiyatroya. Yani şenlik olsun, beyninde şimşekler çaksın, eğlensin ve beyninde bir şeyler götürsün diye. Yani tiyatronun büyüsü de burada. Ama sahnede tek başıma değilim, onu söylemem gerekir. Sahnede ben belirli bir geleneği devralmış bir adam olarak sahnedeyim. Yani ben Türk tiyatro tarihinin belirli bir döneminde o dünyanın içine düşmüş bir insanım. Arzu ederek ya da atlamış bir insanım. Atladıktan sonra tabii ustalardan hem okulda
hem dışarıda çok şey öğrendim ben. Ulvi Uraz benim ustamdı. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük tiyatroya farklı bakabilen, halkın sezgilerine, halkın isteklerine, halkın aydınlanma gücüne göre tiyatro yapmayı deneyen bir adam. Yıldız Kenter hocamdı. Ne mutlu size ki yani, burada parantez açayım, daha sonra Ulvi Uraz ödülünü de aldınız. Doğru. Evet. Ve şey, bütün bu insanların birikimleri bize geçti. Şehir tiyatrosunda çalıştık. Behzat Butak, Vasfi Rıza Zobu, Muhsin Ertuğrul, ne bileyim Necmi Oy, Kemal Gürmen, Halide Pişkin. Biz bunları gördük, kulislerden izledik, o oyunlarda bulunduk. Figürandık ama baktık Agah Gün, Atinalı Timon'u oynarken ben her gece orada kuliste figüranım ama oyunu sonuna kadar ezber. Bu insanların birikimi de bize geçti. Biz sahnenin üstünde bütün bunlarla donatılmış olarak, seyircinin bize verdiği emekle donatılmış olarak varız. Bu bir yalnızlık değil, bence çok kalabalık. Ki o vefa borcunuzu da aslında o kadar hoş bir şekilde yansıtıyorsunuz ki o oyunda onlara referans olarak, onlara referans gösterip onlara atıfta bulunarak hem onların aslında gündeme getirmesine yardımcı oluyorsunuz bu şekilde, hem de dediğiniz gibi tiyatronun aslında tek kişiden oluşmadığını, o birikimin, o eğitimin, belki de birlikte yaşananların, o kültür mirasının, evet, o kültür bugün mirasının bize devrolmuş, bize nasip olmuş. Biz de başkalarına öğretiyoruz bildiğimizi, görgümüzü, üstüne kattıklarımızı. Belki biz yok olup gittiğimiz zaman baki kalan kubbede bir hoş sedaymış derler ya, bizim hoş sedamız başka oyuncuların ruhlarında, kimliklerinde ve gırtlaklarından çıkan seste yansıyacak ve seyirciyle buluşacak. Nasıl ki benim gırtlağımdan benden önce tiyatro yapmış insanların sesinden kalan tınılar çıkıp onlara ulaşıyorsa, onların öğrettikleri sesi, onların bana verdiği, kazandırdığı sesi kullanıyorum. Ben sahnede konuşurken benim ağzımdan Ulvi Uraz'ın da sesi çıkıyor. Ne bileyim, Haldun Taner'in de sesi çıkıyor. Aziz Nesin'in de sesi çıkıyor. Alkışladığımız zaman sizinle beraber Muhsin Ertuğrul'un da sesi çıkıyor. Onları da, evet, alkışlıyorsunuz. Onları da alkışlıyorsunuz. Çünkü biz bir geleneğin sürdürücüleriyiz. Bizden sonra da başkalarının ağzından bizim sedamız çıkacak. Bu oyundan sonra ne yapacağım ben de bilmiyorum. Sizinle sormayın, hala konuşan tiyatro arkadaşınız kaldı mı? Var canım, çok var. Tabii. Küsenler de var. Küsmüyor değiller. Küsenler de var. Ama tabii ki benim mizah diliyle bazı, hı-hı, şeyleri anlattığımı önce şakayla başlayıp hafif dalga geçerek ama sonunda onları ne kadar yücelterek bitirdiğimi onlar hepsi kendini bilenler biliyorlar. Geçenlerde şey geldi, Erhan Yazıcıoğlu geldi. Ünlü bir aktör, hayatını tiyatroya vermiş bir arkadaş. Çıkarken çok garip bir şey söyledi bana. Çok hoşuma gitti. Dedi ki ya oyun güzel, çok eğlendiriyorsun, muhteşem bir şey yapıyorsun. Bizi aldın, uçurdun falan. Ben başka bir şey söyleyeceğim sana dedi. Nedir, ne söyleyeceksin? Yani ben de nedir eleştirisi diye almak istiyorum, meslektaşım. Dedi ki bu oyun dedi benim hayatımda gördüğüm tiyatroya ve tiyatroculara yapılmış en büyük övgü. Hmm. Çünkü tiyatrocular derken ben seyircilerin de tiyatrocu olduğunu kabul ediyorum ve söylüyorum. Yani sizler benim meslektaşlarımsınız. Biz bu işi beraber yapıyoruz diyorum. Dedi ki bu seyirciye bir övgü, tiyatro tanrılarına bir övgü ve bütün oyunculara bir övgü dedi. E tabi ben bu övgüyü yaparken yani oturup orada ay falancı çok iyidir, çok iyi oynar bilmem ne dersem bayılır seyirci sıkıntıdan. Damarlarını kesmeye başlar. Benim şey tabirim vardır, bazı oyunlar vardır. Adam gözlüğü çıkarmış birden camlarını kırmış, karısı diyor ki ne yapıyorsun ya? Bırak, öldüreceğim kendim ya dedi. Damarlarını kesiyor. O kadar sıkılmış ki. Bazı tiyatrolar için ben böyle derim. Şimdi bunda kötü bir yan yok. Yani tatlı sert, oyun sıkıcı demek. Diyelim biz. Hani öyle tatlı sert. Hafif dalga geçeceğiz. Biz mizah gözlükleriyle bakıyoruz. Ben en çok kendimle dalga geçiyorum oyunda. Gördünüz. Evet. Yani ben kendimle dalga geçiyorsam başkalarıyla dalga Aziz geçerim. Nesin, küsenler var, evet. Aziz Nesin, Yıldız Kenter, Genco Erkal, Gülü Sururi, Ferhan Şensoy, Müjdat Gezen, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü. Benim sadece burayı hatırlayıp not bu ettiklerim. Kaçta kaçı? küsenleri söyleyeyim ben. Şey, gazetelerin dolduruşuna geldi. Onun için ne güzel. Şakayla dolu bir çocukluk öyküleri anlattığımı bilmediği için Kadir İnanır küstü mesela. Dolduruşa geldi. Onunla ilgili esprileri benim izlediğim oyunda yoktu. Kaldırdınız mı? Yok, söyledi. Atladınız o zaman o gün. Hayır. Çocukluk, okul Fatsa'dan hikayeleri. Fatsa'dan bahsettiğiniz matsa, orada yoktu Kadir İnanır. Öyle o mi? Yoktu. Unutmuşum. Şimdi anlatayım mı? Başka küsme belirtisi gelmedi. Müjdat oyunu geldi, seyretti. Biliyor zaten. Müjdat öyle şeylere küsecek şeyde ama değildir. Müjdat da ruh müthiş, müthiş güzel şeyler söylüyorsun. Müthiş bir mizah duygusu olan bir insandır. Kim geldi? Bülent, onlar hepsi. Arkadaşlarım geldiler, gördüler. Pek küsen olmadı.
Evet. Bilmiyorum, sonunda raporu veririm size, gene gelirim buraya. Peki Kadir İnanır değil ama müsaade ederseniz ben Aziz Nesin ve o Altın Palmiye ile ilgili olan kısmı özet olarak bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Para için yapmayacağım yoktur. Ne vereceksiniz? Oyundan bir bölüm oynamamı istiyorsunuz. Ben orada şunu anlatmak istiyorum. Aziz Nesin bizim hepimizin yaşamını etkilemiş önemli bir yazardır. Yazarlığının dışında da soylu ve sorumluluk taşıyan bir yurttaş kimliği de vardı. Sadece yazar olarak büyük bir insan değildi, insan olarak, bir yurttaş olarak ülkesinin daha güzel, daha aydınlık günlerde yaşamasını, daha mutlu bir ülke olmasını isteyen bir insandı Türkiye'nin ve çoğu zaman kendini birçok tehlikeye atarak söyleyeceklerini söylemek şeysiyle kaldı, engeliyle karşı karşıya kaldı. Çok yalnız bırakıldı. Evet, çok da yalnız bırakıldı, çok haklısınız. Ben bu insandan, bu ulu büyük insandan söz ederken tabii ki kendisi de bir mizahçı olduğu için, dünyaya öyle baktığı için onun ne kadar tutumlu bir insan olduğunu anlatıyorum. Ve şeyi nereye yazdığını anlatıyor. Yani boyunca kitap yazdı. Nereye yazdı bu adam bu kitapları? Gazetelerin kenarında kalan beyaz yerler var. Onları makasla keserdi. Yalnız bu anlattıklarım gerçek. Herkes bunların şaka olduğunu zannediyor. Benim oyunda anlattığım her şey gerçek. Hepsi doğru. Bütün anlattığım öyküler. Evet, Aziz Nesin onları biriktirirdi, zımbalardı. Eski Türkçe, steno gibi onların üstüne yazardı. Böyle, birinci perde diyorsun, al çocuğum diyor, götürün daktilocuya diyor. Yani onda hem bir çevre bilinci ve sorumluluğu vardı. Çünkü kağıt orman kesilerek yapılıyor. Hem onun için yapardı onu. Söylemişti çünkü sordum. Niye yapıyorsun abi bu eziyeti kendine dedim. Yani bir de şey değil ki, üç tane mektup yazan adam değil ki, sabahtan akşama kadar yazı yazan, kağıt tüketen bir adam. Gazeteleri biriktiriyor, onları kesiyor, onları bloknot haline getiriyor, zımbalıyor bilmem ne falan. Bu insandan bahsederken onun tutumluluğundan, niçin kendine bu kadar az para harcadığını, paralara kıyamadığını, biriktirdiğini, ne yapmak için biriktirdiğini ve Türkiye'deki en hali vakti yerinde adamların bile yapmadığı bir şeyi yaptığını, en zor para kazanan adamın, kalemle para kazanmak çok zor bir iştir. Üstelik Aziz Nesin hapiste bile yazmış. Yani düşün ne kadar kendini adamış mesleğine. O adamın o paralarla annesi babası olmayan, okuyacak durumu olmayan, bakılacak hali, evi barkı olmayan, çocukları toplayıp onları büyüten, okutan, hayata hazırlayan bir vakıf kurduğunu, bu tutumluluğun ne büyük bir soyluluk olduğunu, halbuki parasını sokağa saçan bir sürü görgüsüz de sonradan görmeyle, vurgun zenginiyle de dolu bir dünyada yaşadığımızı anlatıyorum. Ben bunu anlatırken tabii Aziz Nesin'den hafif mizah gözlükleri bak, ya çok pintiydi ya bilmem ne şeylerini anlatıyorum tabii ki, ama başka türlü de anlatamam ki bunu. Pintiliği ve vakıf son derece esprili bir şekilde, dengeli bir şekilde sunuluyor. Bir nokta daha bana çok çarpıcı geldi. Hepimiz yani 3 nesildir Aziz Nesin'i biliyoruz. Kitaplarını genç nesil de okuyarak Aziz Nesin'i tanıdı ama belki Türkiye'nin hala çok farkında olmadığı bir başka gerçek var Aziz Nesin'le ilgili olarak ve siz onu çok çarpıcı bir şekilde dile getiriyorsunuz oyununuzda. Aziz Nesin'in tıpkı Nazım Hikmet gibi yurt dışında ne kadar tanınan ve ne kadar beğenilen, ne kadar büyük başarılara imza atmış bir yazar olduğunu Türkiye hala bence idraki içinde değil. Ben anlatıyorum işte, Altın Palmiyeler mesela. Altın Palmiye mizahın Nobel'idir. Evet. Nobel diye yırtınıyoruz Türkiye'den. Aldılar mı, alacaklar mı, kim alsın, kime versinler diyoruz. Altın Palmiye mizahın Nobel'idir, İtalya'da verilen Altın Palmiye. Aziz Nesin bunu bir kere falan almadı. Defalarca aldı. Üstelik aldığı ödülü almaya gidemedi. Çünkü pasaport vermediler. Yani düşünebiliyor musunuz? Dünya çapında bir ödülü alıyor bir büyük Türk yazarı. Ve o yazar ödülünü almaya gidemiyor. Çünkü pasaport verilmiyor. Ben bunları anlatmayayım mı şimdi? Bunlar bilinmesin mi? Bunlar hatırlanmasın evet, mı ya da? Müthiş. Biraz kitaptan da bahsetmek istiyorum. Hangi kitaptan? Bunlar ödünç yaşamlardan. Evet. Şimdi, çünkü önce kitap oldu, sonra oyun oldu. Evet. Şimdi Ödünç Yaşamlar adını taşıyor. Hem kitabınız hem oyununuz. Oyun, evet. Ama birebir aynı değil. Kitap değil, oyunun, hayır. Oyunda kitabın. Kitabın 3 bölümünü kullandım evet, oyunda. Ben şunu düşündüm kitabı da okuyup bitirdikten sonra ve oyunu da izleyen bir kişi olarak. Acaba isim benzerliğinden dolayı insanlarda böyle bir yanılgı olabilir mi? Birbirinin aynı, kitabın aynısı oyuna yansıtılıyor gibi. Yok, hayır. Kitabı okuyanlar bilirler ki kitaptaki bazı metinler, denemeler tiyatroda kullanılamaz. Ama bazılarında ben
birebir oynamıyorum ama oradan yola çıkarak mesela çocukluğumun bir tiyatroda karşıma çıktığı anı, Broadway'de Adaçayı Sefası. Bilmiyorum, her gün aynı şeyi oynamıyorum. Bazen oy mesela sizin geldiğiniz gün Amerika maceralarını anlattım mı, oradaki tiyatro maceralarını? Amerikan tiyatrosuna yaptığım katkıları anlatmadım mı? Aa, Broadway kısmını mesela o gün oynamamış. Çünkü bu oyun aslında ben kendimi sınadım. Bunu tamam haliyle 4,5 saat sürüyor. Berlin'de oynadım. Sonra Sydney'de oynadım, Melbourne'de oynadım. 4'er saat. Niye Türk izleyicileri karşısında çünkü oynamadınız? Çünkü ben, bu bir sinemaydı. Yani ben ne kadar malzeme çıkar şöyle bir anlatmaya başlasam dedim. Aslında bir oyunun süresi 2 saat. Ben burada 2 saat oynuyorum. 2 saat 15 dakika oynuyorum. Ama 4 saate kadar çıkarabildiğim için bunu, şimdi arttı, 5 saate de çıktı. Bir sürü malzeme bazı gece kullanıyorum, bazı gece kullanmıyorum. Bazı gece bazılarını anlatıyorum, bazı gece atlıyorum bir kısmını. Başka şeyler anlatıyorum ama hep 2 saat 15 yani dakika bir oyun süresi oynuyorum. Yani ödünç yaşamları bir kere görmek yeterli yani olmayabilir. Yani bu bir ticari tuzak olabilir. Yani 2 kere 3 kere gelebilirler. Bu gece ne anlatıyor bu adam diye. Sizin geldiğiniz gece demek anlatmamışım. Broadway kısmını anlatıyorum. Yunanistan'da oyunculuk yaptım ben. Atina'daki kısmı, onu da anlatmadım galiba sizin geldiğiniz gün. Öyle mi? Hayır. Yerli hikayeler anlatıyor. Benim bir kere daha gidip oyunu izlemem lazım demek. Buyurun gelin. Evet. Çetin Altan'ın yorumuna katılıyor musunuz ödünç yaşamlarla ilgili olarak? Bu oyun stand-up yapmaya çalışanlara hodri meydan diyor. Doğru, katılıyorum. Evet. Ben de onun için yaptım bu oyunu. Çünkü ben bir şeye ben karşıyım, şiddette. Bunu söylemem gerekir. Bunu kullandığı için belirli bir insan için söylemiyorum bunu ama böyle bir bakış olduğunu bildiğim için bunu berrak bir şekilde söyleyeyim. Ben çünkü yüksek sesle düşünen insanım. Bu programda sesli düşünenler, burada düşünüyoruz birlikte. Düşüncelerimize katılanlar olur, katılmayanlar olur. Ben eski Yunan felsefesindeki akademiya geleneğinin bugün böyle televizyon ekranlarında biraz sesli düşünme programlarında dürüst bir biçimde devam etmesinden hoşlanıyorum. O zaman dürüstçe düşünmek gerekirse, ben hiçbir mesaj kaygısı taşımayan iş yapıyorum diyen insanların bir mesaj ilettiğini ve politik bir tavır içinde olduğunu düşünüyorum. Ben politik bir şey anlatmam. Politikaya karşıyım. Politika beni ilgilendirmez. Biz burada geyik muhabbeti yapacağız. Arkadaş diyenlerin politika yaptığını, belirli bir tavır takındığını düşünüyorum. O da apolitik tabii, tavırın göstergesi. Bu bir tavırdır. Bu politik tavırdır. Çünkü politika sizinle, size rağmen ilgilidir. Ben politikayla ilgilenmiyorum diyemezsiniz. Politika yediğiniz ekmeğin fiyatıyla ilgili. Her sabah aldığınız ekmeğin fiyatıyla ilgili. Ekmeği yiyorsunuz, politika içinize giriyor. Sabah giriyor. Yani ben mesaj kaygısı gütmüyorum diyen insanların mesaj kaygısı güttüğünü, başka bir mesaj verdiklerini düşünüyorum. Ben mesaj kaygısı güdüyorum. Ben yaşamla hesaplaşmak istiyorum. Ben muhalif tavrımı sürdürmek istiyorum. Ben insanlarla dost olmak istiyorum. Dostluğum sürsün diye de o oyunda evime gelmişler gibi içimi açıyorum. O yüzden tıktım tıktım dolduruyorlar. Ama başkaları da öyle bakabilir. Herkes benim gibi baksın demiyorum ben. Yani böyle bir şey, tutucu bir tavır içinde değilim. Ama ben bu konuda böyle düşünüyorum. Daha dürüst olduğunu düşünüyorum. Benim kaygım şudur demenin. Evet. Hem tutucu bir tavır yok, hem de didaktik bir anlatım olmadığı yok, için gayet, o vermek istenilen mesaj yerini çok daha iyi bir şekilde buluyor. Ödünç yaşamları muhalif tavrından dolayı çok severek okudum. Teşekkür ederim. Ve başından sonuna her bölümde onu kimi zaman sistemi eleştirerek, kimi zaman eğitim okulları, eğitim sistemini eleştirerek, kimi zaman kendinizi eleştirerek, kimi zaman politikacıları, o muhalif tavrı hep sürdürmüşsünüz bu kitapta. Birkaç cümleyi dile getirmek istiyorum. Söyleyin, müsaade ederseniz. Söyleyin bakayım dikkatinizi. Ben hep merak ederim. Eski kitap alırım. Başkalarının okuduğu kitapların neyin altını çizmişler? Evet. Acaba ben bu cümlenin altını çizer miydim? Bunu oradan bakalım, benimkilerle aynı mı? Örneğin şöyle sayfa 65. Sistemle uyum içinde yaşamaya çalışmak, bu uyumu sürdürmeye çalışmak da sistemin kendisini içten içe çürütüyor. Türkiye'deki en büyük sorunlardan birinin bunun olduğunu düşünüyorum. Yani sisteme kendini uydurmaya çalışmak, genel geçer ahlaktan başlayarak yaşam, aile biçimine kadar genel geçer her şeyi kabul edip hiç başka kaldırmamak, hiç eleştirmemek, hiç irdelememenin sistemi çürüttüğünü düşünüyorum. Evet. Yine bu kez sayfa 89'dan not almışım. Toni Morrison'ın bir sözünü almışsınız kitabınıza. Çağımızda en önemli şey neden diye sorabilmektir. Neden demeye cesaret edemeyenler nasıl sözcüğünün arkasına saklanırlar? Yalan mı söylemiş? Müthiş.
Ve yine bir başka yerde sayfa 140 diye not almışım. Ne iyi alkışlayan var, ne kötüye ses çıkaran. Bir rehavet ki her şeye alışır olmuş. Ve bu bugüne böyle geldik. Çünkü bu sıkıntılı bir dönemden geçiyor ülke. Biz bunu biraz yaşama dört elle sarılarak atlatmalarına insanların ve de kendimizin tabii ki yardımcı olmaya çalışıyoruz ama sorgulamaktan yanayım ben. Her şey sorgulanırsa krizin biteceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki krizin farklı bir kriz olduğunu, ekonomik kriz olmadığını düşünüyorum ben. Başka bir çürümenin izlerini taşıyor. Önce ahlaki kriz, evet. Ardından yaşanan evet. Ekonomik kriz. Bir sonraki kitap ne zaman çıkacak? Yaz başında çıkıyor. Birkaç kitap birden çıkıyor. Define Adası adlı öykülerim şimdi çıkıyor. Şimdi buraya not ettim tane. Ama siz söylemeyecek olduğunuzu görürsem. Evet, Define Adası. Çünkü... Adı Define Adası. 7 evet. tane iç içe geçmiş. 7 gün yazılmış bir şey. Çünkü onu 3. kez öykü. Yazdığınızı evet, üçüncü söylemiştiniz. 3. kez yazdım. Şimdi bitti ama. Oldu. Şimdi beğendim. Güzel. İlk 2 yazdığımı beğenmedim. Anılarımı yazıyorum ama anı yazmak çok zor. Şimdi bunu burada açık bir dille söylemek lazım. Yani onu kırmayayım. Şu üzülmesin, buna yaptığım kötülüğü ya da yanlışı saklayayım, herkes de seni kırmaz üzmez, senin de kırdıkların üzdüklerin vardır. Şunu da koyayım, bu sefer çok uzadı. Bu insanları ilgilendirir mi? Bunu anlatsam mı, anlatmasam mı? Bazı şeyler insanla birlikte gömülmeli mi, gömülmemeli mi meselesinin dışında. Bir de insan anılarını yazarken nereli olduğunu açık bir biçimde ortaya koymalıdır. Ben nereliyim? Ben Türkçeliyim. Benim doğup büyüdüğüm ülke ana dilim, Türkçe. İnsanın dille olan ilişkisi düşünce sistemini, düşünce sisteminin alanını, genişliğini, volümünü de belirler. Türkçe ile ben Türkçeliyim derken benim akrabalarım kim? Yani doğal akrabalarım var ama benim asıl seçtiğim akrabalarım ne bileyim? Benim akrabam Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Can Yücel, Nazım Hikmet... Ne bileyim Sabahattin Kudret Aksal, Melih Cevdet Anday, efendim Falih Rıfkı, Türk dilini kullanmış bir sürü oyun yazarı, gazete yazarı, Çetin Altan, Haldun Taner, dille oynamış insanlar, Suavi Suhal, alıp böyle dille top yapıp duvara atıp kapan duvara kapan bir üslup tutturmuş. Ben nereliyim? Ben Türkçeliyim. Ben orada oturuyorum. Türkçe düşündüm, Türkçe okudum, Türkçe izledim, Türkçe baktım, Türk dilinin içinde var oldum. Bu var olduğun ülkeyi anlatıyorsun anılarını anlatırken. Bu bilinçle kitaba başlarsan çok zor oluyor be kardeşim. Yazmak o yüzden, zor bir süreç. Evet yani dile de hele gereken saygıyı belki. Göstermelisin. Çünkü bir anı kitabı yazmak yani böyle... Mahalle kahvesinde anlatır gibi olmamalı bence. Belirli bir üslup olmalı. O senin sesin bir yani bir konçerto bestelemek gibi bir şey bir kitap evet. yazmak zaten. Anı olunca iç sesini anlatıyorsun. Bu iç sesi sözcüklere dökmek zor iştir. Uğraştırıyor o yüzden. Evet. Bir başka zor oyunda Kobay'dı. Ona ay, da evet. Değinmek istiyorum. Dün gece oynadım. Hayranlıkla izledi. Herkes o salonda. O da çok yorucu bir oyun. Çok. Baştan sona yine pek çok sorgulamaların olduğu bir oyun. O oyunda devam edecek mi? Kobay devam edecek. Şöyle devam edecek. Kobay'ı biz İzmir'e ve Ankara'ya götürdük birer kere. Sonra götüremedik. Çok ağır hatta hakarete varan mektuplar ve e-mailler gelmeye başladı. Ben Sabah gazetesinde yazı yazıyorum. Bir radyoda da program yapıyorum. Ona geleceğim. Yani hayır gelmeniz için demeyeyim. Beni bulmak çok kolay oluyor. Yakalıyorlar beni ve hesap soruyorlar. Niçin oyun kalktı? Ne o? Televizyon dizisi çeviriyorsunuz. Paraya sattınız kendinizi. Tiyatroyu mu bırakıyorsunuz? Ama gibi siz bu şeyler oluyor. Bu programda bile Aziz Nesin'i anlatsın diyorum. Ne kadar para vereceksiniz diyorsunuz. Tabii öyle düşünürler. Oldu. Tamam. Türk parasıyla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Japon yeni. Bir de dolar mı ödeyecekti? Japon yeni olarak oynayacağım. Hayır şimdi Kobay bana çok keyif veren bir oyun. Onu oynamayı sürdürmek istiyorum. Bir de yani çok ödüllendirildim be kardeşim. Yani ben bile şaştım. 16 tane ödül aldım o oyunla. Aldığım ödülleri ben şöyle düşünüyorum. Ödül bana verilir ama benim şahsımda. Yani bana en iyi oyuncu ödülü veriliyorsa o ödül o yıl tiyatroya emek vermiş en iyi erkek oyuncuların adına bir kişiye verilir diye düşünüyorum. Ben bir ödül alıyorsam bütün arkadaşlarım adına alıyorum. Meslektaşlarım adına alıyorum. Ya da siz en iyi kadın oyuncu ödülü size veriliyorsa bütün kadın oyuncular adına bir kişinin şahsında o mesleğe
saygı gösterenlere onurlandırmak için verilir. O mesleğe kan akıtanları onurlandırmak. Ben öyle alırım ödüllerimi. Bana verildi diye düşünmem. Hepimiz, herkes adına bana verildi diye. Bu kadar ödüllendirilmiş, herkesin bu kadar destek verdiği bir oyunu sahiden televizyon dizisi çevireceğim diye bir kenara kaldıramam. Onun için 15-20 gün izin alıyorum seyirciden. Şu televizyon dizisini bir haline yoluna sokayım. İkinci bölümü bitirdim daha bugün. Montajdayım. Bir şöyle 5-6 bölüm ilerleyeyim. TRT1'de yayınlanacak. Çok güzel bir dizi hazırladık. Bir de Ali Uyanık benim yaşıma gelmiş. Beni şöhret yapan karakter. Evlenmiş. Çoluğa çocuğa karışmış. Onun bugünkü halini anlatıyorum dizide. Onun için çok keyif alıyorum. O Ali Uyanık karakteri zaten unutulmaz. Biraz benim galiba o ya. Unutulmazdı yani. Evet. Klasik, o işte evet. Bu yaşa gelmiş, evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmış. Bakalım başına neler gelir. Onun için biraz izin alıyorum tiyatro seyircilerinden. Geri dönmek sözü. Yani Kobayla ve Ödünç Yaşamlarla bir ay sonra gene ortaya çıkarım ben. Şimdi sabahta da yeniden yazmaya başladınız. Evet. Bir yanda benim da benim bir gazetecilik serüvenim vardı. Var evet. Ama o hiç bitmesin. Bir ara çünkü ara verdiniz. Onun devamını istiyoruz. Yurt dışına gittim. Bıraktım gazetelere yazmayı. Önce Hürriyet'te yazmaya başladım. Ben orada gezi izlenimleri falan yazıyordum. Dergilerde, mergilerde yazdım. Çok yeni kitap çevirdim. Yazdım. Yeni Yüzyıl'da yazdım. Şimdi de sabahta yazıyorum. Evet. Fena olmuyor. Ben eğleniyorum. Radyo programınız Gölgede Muhabbet Kiss FM'de kaçıncı yılına girdi? 4 mü? Kiss FM ve Radyo Spor'da aynı anda iki radyoda birden yayınlanıyor. 7. yılı. Ah 7. evet. Yıl. Ben 4 yıldır takip ediyorum. 7 yıl. Bir kalt oldu vallahi. Ben bile şaştım. Ben bu işe girerken bu kadar yani patlayacağını bilmiyordum bunun. Patladı. Bir de patlamanın dışında ben çok keyif alıyorum. Yani cumartesi pazar olsun ben radyoya gideyim diye ipten çekiyor. Böyle turnem oluyor bazen. Ya da yurt dışına gitmek zorunda kalıyorum. Gidemiyorum. Ama o zaman da şey yapıyoruz. Eski bantları istiyorlar. Yani falanca programı yeniden çok yayınlayın. Hoş. Kaydediyorlar, saklıyorlar filan. Onun için orada seviyorum radyo programı yapmayı. Radyonun da tabii biraz bal yesem ayıp olur mu seyircilere? Estağfurullah. Bal gibi konuştunuz müddetçe hiç problem değil. Gözüm kaldı şu balda. Afiyet olsun. Radyonun formatı gereği çok daha samimi bir hava var. Birebir dinleyiciyle sizin aranızda bir diyalog. Hiçbir şey girmiyor arama. Diyalog. Televizyon gibi değil. Radyo daha evet. Sihirli galiba değil mi yani? O orada sen buradasın görmüyorsunuz birbirinizi. Birbirinizin sesinden görüyorsunuz. Evet. Şimdi müsaade ederseniz ben bir örnekle bunu pekiştirmek istiyorum. Hay hay buyurun efendim. Bir iki hafta önceydi. Konu en çok neyi kıskanırsınız ya da kimi kıskanırsınız? Kıskanç mısınız? Kendinizi mi kıskanırsınız? Gene insanları böyle sorgulamaya yönelten bir giriş yaptınız. Konu da kıskançlık üzerine. Ve bir dinleyici, ilk dinleyiciydi. Şöyle dedi. Ben yürüyenleri kıskanıyorum. Ah hatırladım. Yürüme özürlüydü evet. Ve çok kötü oldum. Ama onun sonrasında siz o kadar güzel bir muhabbet kurdunuz ki o kişiyle, bir dinleyici olarak beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. Onun acısını hissettim çünkü. Ama aşamayacağına göre de o engeli ancak zihninde yolculuklar yapabileceğini, birçok ülkeye, birçok kitaba, birçok resme yolculuk yapabileceğini, onun dünyasını ancak şenliğe çevirmesinin böyle bir yolu olduğunu düşündüm o anda. Onlar ona anlatmaya çalıştım. Evet, dolayısıyla Gölgede Muhabbet'in devam etmesini diliyorum. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ardından son kalan dakikalarımızla programımızı noktalayacağız. Uzun ara olsun, bol reklam olsun. Sesli düşünenlerde Sayın Ali Poyrazoğlu'yla keyifli muhabbetimize devam ediyoruz. Son 1-2 dakikaya girdik. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Madem size bu arada bir süzme bal da sunduk. Ya ada çayı da verdiniz yani. Ne zaman isterseniz gelin. Dolayısıyla bu sorumu sorabilirim. Yaşamızdan ne süzdünüz diye sorsam bana tek bir cümleyle anlatabilir misiniz? Yani ben bunu herkese soruyorum tabii ki. Ben kendime de sorayım diye. Bunun cevabı her sefer değişiyor. Her gün değişiyor. Bunun tek bir cümle. Her gün değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü cümleyi söylüyorum. Bazen yakın dostluklar insanın yaşamında hep başrolü oynamalı. Çok teşekkürler. Bugünkü cümle bu.
buradan yakın dostlarımla yemeğe gideceğim. Sonra da çok yakın dostlarımla işte oyun oynayacağım. Sevgililer günü geliyor. Sevginin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için sevgililer günü için ilave bir oyun koyduk. Kobayı oynuyoruz son defa bu çok gelen güzel. Perşembe. Bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu ödünç yaşamları da oynuyorum. Sonra bakalım yaşamımda sonra da inşallah başrol oynar. Sonra da Adaçay'ı. Çok teşekkür